Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Bilişim Teknolojileri dersinden 2. dönemin 1. yazılı örneğiyle sizlerle beraberim. Dilerseniz videoyu durdurup benden önce cevapları yapın. Daha sonra benimkilerle karşılaştırırsınız. Hemen başlayalım. 1. sorumuz aşağıdakilerden hangisi hareketli resim dosyası uzantısıdır? Dosyası uzantısıdır diyor. Şimdi biraz bekliyorum ve birazdan cevabı söyleyeceğim. Şıklara şöyle bir baktığımızda Cevap A şıkkı oluyor. Hareketli resim dosyalarının uzantıları GIF oluyor. Zaten bunu biliyorsunuzdur. Sizler de sık sık kullanıyorsunuz. 2. Yukarıdaki 3 düğmenin görevi hangi şıkta doğru sıralanmıştır? Şimdi soldan başlayarak. Burası biliyorsunuz simge durumuna küçültme düğmesi. Hemen yanındaki ekranı kaplama düğmesi. Ve en e, sondaki kapat düğmesi oluyor. O zaman cevabımız hangi şıkta bakıyoruz? A şıkkında simge durumuna küçült. Ekranı kapla ve kapat düğmeleri. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki butonlardan hangisi Word'de yazının kalınlaştırılması için kullanılır? Evet cevabımız A şıkkında kalın yazması için bu düğmeye basmamız gerekiyor. Bu eğik yazıyor. Bu altı çizili. Bu da numaralandırma düğmesi. Dördüncü sorumuz. Microsoft Word'de e, buradaki butonlar ne işe yarar diyor? A yazı kopyalama değil. Büyük küçük harf değiştirme bu da değil. Madde işaretleri ile sıralama değil. Yazının hizalanması. Evet mesela şurada basılmış şu anda sola doğru hizalama. Şurası ortalama. Burası sağa doğru hizalama. Burası da her iki yana hizalama. D şıkkı olacak cevabımız. Geçelim 5. sorumuza. Word'de bulunan aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterilen kare içinde görünen araç ile ne yapılır diyor. Bakın şurada karenin içinde kalibri yani gövde yazıyor. Yazı tipi büyüklüğü ayarlanır diyor. Değil büyüklük buradan ayarlanıyor. Yazı rengi değiştirilir diyor. Değil o da burada. Yazı italik yazılır diyor. O da burada. Yani eğik yazılır. Yazının tipi değiştirilir. Evet doğru cevabımız D şıkkı oluyor. Altıncı sorumuz. Word programında yanda gösterilen düğme aşağıdakilerden hangisidir? Bakın x işaretinin üstüne x'in karesi olarak bir simge var. Bu ne anlama geliyor? Üst simge koymak için yani şu üstteki 2'yi koymak için bu düğmeye basmak gerekiyor. Biz buna üst simge düğmesi diyoruz. 7. sorumuz internet sitelerine girerken kullanılan programlara web tarayıcısı yani browser denir. Yukarıdaki bilgiye göre aşağıda verilenlerden hangisi bir internet tarayıcısı değildir? Google Chrome tarayıcı, Internet Explorer tarayıcı, Mozilla tarayıcı, Gone Player biliyorsunuz film oynatma, video oynatma programı. O zaman o tarayıcı değil. 8. soruya bakalım. Alışveriş listesindeki gibi madde işareti koymak için hangi araca tıklamalıyız? Madde işareti koymak için Şıklara şöyle bir bakarsanız ben hemen bekliyorum tabii siz videoyu durdurun bu diye. B şıkkı olacak. Şununla karıştırabilirsiniz ama bu numaralandırma, numara vermek için bu ise madde işaretleri yani şu başındaki nokta işaretlerini veya başka işaretleri vermek için kullanılan düğme cevabımız B şıkkı. Geldik 9. soruya. Ahmet'in bilgisayarında 10 GB'lık bir müzik klasörü vardır. Ahmet'in arkadaşı Can bu şarkıları kendi bilgisayarında da dinlemek istiyor. Bu yüzden bu klasörü bir depolama birimine kaydedip kendi bilgisayarına aktarması gerekiyor. Can bu müzik klasörünü aşağıda verilen depolama birimlerinden hangilerine kaydedebilir işaretleyiniz diyor. Şimdi 10 GB'lıkmış müzik klasörü. Hemen aşağıya doğru bakalım. Bir CD var. Bakın CD'nin kapasitesi 4,7 GB. Buraya sığmaz. Buna depolayamaz. 1 GB'lık bir hard disk var. Yani şey harici disk var. Onu e, yanlış söyledim. Harici disk var. Buraya kaydedebilir. Çünkü 10 GB bunun içine sığar. 1 GB çok büyüktür. 16 GB'lık e, flash belleğe de sığar. E, eskiden kullanılan şu anda kullanılmayan bir disket görüyoruz. Bunun kapasitesi 1,44 MB olduğuna göre zaten buraya sığmaz. Demek ki ikisine ancak kaydedebilir. 10. sorumuz aşağıda verilen site uzantıları ile bu uzantıları hangi tür internet sitelerinin kullandığını eşleştiriniz diyor. Şöyle aşağıdan başlayarak yukarıya doğru yazalım. İlk öğretim ve lise siteleri K12 uzantılı oluyor. Üniversite siteleri Edu oluyor. Devlet daireleri Gov oluyor uzantısı. Dernek ve vakıf siteleri Org oluyor. Askeri internet siteleri de mil oluyor. Bu şekilde eşleştirebiliriz. Com dışarıda kaldı. Çünkü 5 tane cevap vardı burada. Devam edelim. 11. sorumuz. DocX Bu dosya uzantısı ne tür bir dosyadır? Şurada sembolünde sembolünü de görüyorsunuz. Hemen biliyor, hatırlamışsınızdır. Microsoft Word dosyası olacak. Cevap B şıkkı. Son soruya geldik. Evet yukarıda numaralandırılmış araçlar ne işe yarar diyor. Resim çok net çıkmamış. Şimdi bir numaraya bakalım. Bir numara yazının kalınlaştırılması için kalın yazmak için. Bakın B ile C şıkkı zaten bir numara yanlış. Ya A olacak cevap ya da D şıkkı olacak. Devam edelim. İki numara eğik olacak. Bakıyorum ikisinde de eğik var. Eğik yapma düğmesi. Üç numara altı çizili olacak. Bakın zaten D şıkkı çıktı. A şıkkında yazı boyutu diyor. Bu hatalı. Kontrol edelim. 4 numara yazının rengi. Evet burada yazının rengi. Yazı tipi 5 numara. Yani şu kalibri yazan bölüm. Ve yazı boyutu 6 numara. Doğru cevabımız değişik oluyor. Evet sevgili öğrenciler. 12 sorumuz vardı. Sizlere yazılınızda sonsuz başarılar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Başka derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.